Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte iki pistonun otomatik çalışmasını yapacağız. Yani şu şekilde anlatayım. Birinci piston ilk önce ileriye çıkacak. Sonra ikinci pistonumuz ileriye çıkacak. Sonra birinci pistonumuz geri gelecek ve ardından ikinci pistonumuz gelecek. Bunun otomatik çalışmasını yapacağız. Yaptıktan sonra bir de acil stop butonu eklememiz gerekiyor. Acil stop butonumuz da stop butonuna bastıktan sonra duracak. Durduktan sonra başladığı konuma, yani en baş konuma geri dönecek. Bunu yapmamızı istiyoruz ve hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Pistonumuzu seçtik öncelikle. Sonra 5 nokta kilit valfimizi seçtik. Seçtikten sonra valfimize çıkış yollarını seçtik iki taraftan da. Ondan sonra pistonumuzu valfimizle birleştiriyoruz. Sonra 3. konumu kapatıyoruz tıpa ile. Sonra 5. konumumuzu da kapatıyoruz tıpa ile. Bizim ihtiyacımız yok oralara. Ondan sonra bir de 3'e 2'lik valfimizi aldık. 3'e 2'lik valfimizde mekanik bir makara sistemi, yani makara kullanacağız. Onun için makaramızı seçtik. Seçtikten sonra shift tuşuna basarak üstü gri olduktan sonra kopyaladık. Kopyaladıktan sonra uçlarla ikisini de birleştirdik. Birleştirdikten sonra aynı şekilde tekrar iki sefer daha kopyalıyoruz. Bu stop butonumuz olacak. O yüzden mekanik ihtiyacımız yok. Kol kuvvetiyle bir buton seçtik. Buton seçtikten sonra başlangıç pozisyonunu değiştirmemiz gerekiyor stop butonunda. Ondan sonra 2'yi 1 ile bağladık. Buradaki 3'leri de tabii ki de kapatıyoruz. Aynı şekilde burada da kapatıyoruz. Bunu da bağlıyoruz. Bu da bizim otomatik çalışma butonumuz, yani start butonumuz olacak. Şimdi kompresörümüzü seçiyoruz. Kompresörümüzü seçtikten sonra uçlarını bağlıyoruz hepsini. Aynı şekilde bunu böyle gri şekli oluşturup kopyala yapıyoruz. Yan tarafa kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra bunların uçlarını da birleştiriyoruz. Birleştirmemizi yaptıktan sonra şimdi makaralarımıza numaralandırma vermemiz gerekiyor. Numaralandırma vermemiz için çift tıklıyoruz önce, sonra kol düğmelerini oluşturuyoruz. Ondan sonra S3 100 konumunda, S4'e de 0 konumu dedik. Ve konumuna evet dedik. Bir daha evet diyoruz. Sonra diğer pistonumuzu da aynı şekilde çift tıklıyoruz. Sonra kol düğmelerini oluşturuyoruz. S1 0. 0 konumu, S2'de 100 konumuz, 100 konumu yazıyoruz ve şimdi numaralandırıyoruz. Birinci makaramız S1 diyoruz. İkinci makaramıza S2 diyoruz. Üçüncü makaramıza S3 diyoruz. Pardon. S3 diyoruz. Dördüncü makaramızı da S4 diyoruz. Bunları dedikten sonra bakıyoruz. Havaları bağlamamışız. 5'e 2'lik valflerimizin havalarını bağlıyoruz. Aynı şekilde diğerini de bağlıyoruz. Havalarımızı bağladıktan sonra şimdi bakalım sistemimiz istediği gibi çalışıyor mu? Onu deneyelim. Sistemimiz şu anda çalışmadı. Neden çalışmadı? Bir dene bakmamız lazım. Evet, çalışmamasının sebebi geri getirme yayı eklemememiz. Geri getirme yaylarımızı ekliyoruz hepsine. Sadece stop butonumuza eklemiyoruz. Şimdi deneyelim bakalım istediğimiz gibi çalışacak mı? Bastık. Evet, istediğimiz gibi çalışıyor şu anda. Bir şekilde durdurdum ve baş konumlara geri döndü. Şimdi stop butonunu çekeceğim. Sistem tekrar çalışacak. Çalıştıktan sonra sıfır konumunda bir daha stopu deneyeceğim. Bakalım sistem tekrar gidip geri mi gelecek yoksa olduğu yerde duracak mı? Evet, gördüğünüz gibi bu konumda sıfır konumunda çıkmadı. Yani olduğu yerde durdu. Diğerinde sıfıra geldi ve sistemi durdurdu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.